Vatandaş artan vergilerin altında adeta eziliyor. Peki küçük esnaf ne yapıyor? Bugün Kızılay'dayız. Fatih Yavuz'un dükkanındayız. Fatih Yavuz Ankara'da uzun yıllardır hırdavatçılıkla uğraşıyor. Peki işler nasıl? Yeni vergi dilimlerini nasıl değerlendiriyor? Banka borçlarını, kredileri ödeyebiliyor mu? Bugün Fatih Yavuz'un konuğuyuz. Peki Fatih abiye soralım. İşler... Buyurun, hoş geldin. Hoş bulduk abi. İşlerin tadı yok. 1,5-2 senedir daha da kötüye gidiyor. Önceden işler iyiydi. İnsanlar mutluydu. Alışveriş vardı, ticaret vardı. Yeniliyordu, yenisini alıyordu. Malzeme alıyordu, lokantaya oturuyordu, yemek yiyordu. Berbere tıraşa geliyordu, kendisi olmuyordu. Kahveye gidiyordu, 2 çay içeceğine 4 çay içiyordu. Bir de arkadaşına ısmarlıyordu. Sinemaya gidiyorduk, çoluk çocuk devamlı. Önceki ciroyla şu anki ciro arasındaki fark ne kadar? Yani... %100. Ne yapıyordu mesela abi dükkan? Günde 1000 lira veya 500 lira. %100 indir yani %50 ne ediyor? 250 lira veya 500 lira ediyor. Küçük esnafla konuştuğumuzda bize en çok yakındıkları konuların başında vergiler geliyor. Ağır vergilerin altında eziliyoruz, bize gelen en büyük şikayetlerden biri. Bu vergiler gerçekten bu kadar ağır mı? Sen ne diyorsun? Vergi olmadan olmaz ki. Vergiyi alacak devlet. Vergi yine bize dönüyor. Fakat teşvik yapması lazım esnafa, ticari erbaba, gençlere. Devlette para olmaz ki. Devlet batmıştır. Ben bir ticari gözle görüyorum. Devlet müflüstür. Bir devlet can çekişiyordur. Ama devlet böyle fakirse halk nasıldır otomatikman? Zengindir. Ticaret yapıyordur, parası vardır, memur kazanıyordur, esnaf kazanıyordur. Bizim gibi ülkelerde ne oluyor? Devlet zengin, halk fakir oluyor. Şimdi devlet zengin, halk fakir olursa ne olur bu? Komünizme girer. Komünizm bir nevi. Vergisini alacak o kesin. Ama teşvik yapması lazım. Aylık ne kadar vergi ödüyorsun? Stopajım var, gelir vergim var, damga vergim var, noter var, muhasebe ücreti var. Yani aylık neredeyse hemen hemen 700-800 civarında vergi ödüyorum. Helal hoş olsun, önemli değil. Ben vereceğim ki bana geri dönecek. Ama işte ekonomi kötü, ticaret olmuyor. Hükümetlerin gençlere sermaye vermesi lazım. Hükümette devlette para olmaz. Gençlere akıtacak oluk oluk. Gençler de harcayacak, bir şeyler eser çıkartacak ortaya. Şimdi iş adamı para harcıyor, herkes kızıyor sosyal medyada. Ya harcayacak, zengin harcayacak ki. Parayı stok etmesi daha kötü değil mi? Veya yurt dışına kaçırması. Harcamazsa nasıl olacak bu iş? Harcayacak ki gelecek bende müşteri bir şeyler alacak. Ben de o vergi güle oynaya ödeyeceğim. Hem de fazlasıyla ödeyeceğim. Devletin kasayı açması lazım. Parayı muhafaza etmemesi lazım. Yani kapital ekonomi olması lazım. Müteahhittir, elektronik mühendistir, benim projem var diye. Bu gençlerin hepsi buradaki paraları alacaklar. Aldığı zaman ne olur? Markalar doğar. Şu dükkanda gördüğün bütün markalara bak. Bir tane Türk malı yok. Hepsine bakın. Bir tane Türk malı yok. Marka yok. Niye yok? İcat yok. Mal üretemiyorsun. Üretim yok. Herkes devlet memuru olmak istiyor. Ben geldim 3 sene oldu. Yan tarafta simitçi vardı, kapattı. Yan tarafta berber vardı, kapattı. Ben 3 sene. Onlar benden eski. Tostçu vardı yanında. O da gitti, kapattı. Hayati abi vardı, çiğ köfteci. O da gitti, kapattı. Kuru temizlemeci geldi, o da gitti, kapattı. Bütün hükümetlerde var. Stopajı kaldırdığı an büyük oy toplar esnaftan. Hem dükkan kirası ödüyorum, hem de maliye kira ödüyorum. Ben vergiler falan aksatmadığım için ben de pek öyle konu problem olmuyor. Yani hükümet diyor ki sen vergini aksatmazsan, beni üzmezsen ben de seni üzmüyorum diyor. Güzel. Fakat yüksek. Stopajı kaldırdığı an bütün esnaf o hükümet, hangi hükümet olursa olsun baş tacıdır. Stopajı kaldır, diğer vergileri ödesin. Stopajdan alma. Alma ki yani rahatlasın, nefes alsın, mal alsın. Bilmiyorum, hani diğer vergileri ödeyelim. Tamam, vergisiz olmaz. Kesinlikle. Buyur, alıyorsun bunu. Kimden alıyorsun? İmalatçı artı toptancıdan alıyorsun. Hem imalatçı hem toptancı. 10 gün sonra gidiyorsun, buna zam gelmiş. 1.25 kuruş. 10 gün sonra gidiyorsun, 1 lira gelmiş. Özellikle de yabancı firmalar hemen anlıyorlar ekonomiyi. Zaten isim vermeyeceğim, belli başlı yabancı firmalar var. Onların bir fiyatı arttıysa ekonomide hemen bir şey olacağını anlıyorlar onlar, hissediyor. Bizim yerli firmalar bilmiyor. Bir hafta 10 gün sonra, 3 gün sonra anlıyorlar, zam mı yapıyorlar, yazık. Hemen anlıyorsun ki gittin onu bir şey almaya, artmış fiyatı. Ertesi gün bir şey olmuyor ekonomide. Şimdi sen bu fiyatı yükseldiği zaman müşteri buraya giriyor. Aa, bana kızıyor. Bana o arada zam mı yapılır? Ya benim ne suçum var? Bir de etiket bas üst üste. Bas, değiştir, bas. Müşteri geliyor diyor ki, bak diyor, bunu etiket basılmış üst üste. Ne diyeyim ben de, LCY2'ye gitmiyor musun? Gidiyorum.
gömlek almıyor musun? Alıyorum. Onun üstüne kaç tane etiket oluyor arkadaşlar? Vatandaşın esnafla en çok karşı karşıya geldiği noktalardan biri de bu biraz önce değindiğin stokçuluk. Nedir abi bu stokçuluk? Esnaf neden stokçuluk yapmaya ihtiyaç duyar ya da şu anki devirde stokçuluk yapmak mecburi midir, zorunlu mudur? Yani esnaf bunu gerçekten ihtiyacı olduğu için mi yapıyor bu stokçuluğu? Yoksa şartlar onu mu gerektiriyor? Şimdi ticarette stokçuluk en büyük ihanettir ya ticarete. Bunu yapamazsın. Piyasada da mal çekip saklayıp bir spekülatör hareket yapamazsın. Olmaz. Yapanlar var. Malı tutuyor. Zam geleceğini biliyor. Hemen zamlı sürüyor piyasaya. Malı tutuyor, zamlı. Küçük esnaftan da yapar var. Ama kendilerini aldatıyorlar. Niye? O mala para bağlıyorsun sen yine. Gidiyorsun, raflarda mal yok. E gittiğin yerde malı sen bu fiyata mı bulacağını zannediyorsun? O da biliyor. Diyor ki bu mal yok. 25 lirası 35 yapıyor. Niye? Stoktan dolayı.